Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konum Asya Hatunu üzerine olacak ve yine gelen özellik Avrupa ticareti üzerine olacak arkadaşlar. Avrupa ticareti için Asya sunucusuna giderekten sizin için bir ön hazırlık videosu hazırlayacağım. Ondan önce de Asya Hatunu tanıtmak istiyorum kendi hesabımdan. Evet arkadaşlar Asya Hatun kimdir? Neyin nesidir? Nereden geldi bu birden? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şurada vezirlerimize gelelim. Hanedan bekçilerimiz vardı bizim Ilgaz Hatun, Cansaray Hatundu. Bunların bir üçüncüsü artık Asya Hatun arkadaşlar. Sistemde aktif edildi. Asya Hatun şöyle göstereyim arkadaşlar. Ilgaz Hatun ve Cansaray'da olduğu gibi 60 özellikle gelen hem vezir hem cariye olan vezirimiz. Bunu normal Ilgaz gibi düşünebilirsiniz, Cansaray gibi düşünebilirsiniz. Birebir aynısı sadece karakter farklı. Gene iki tane 6 yıldızlık gücü var. Bir tane 3 yıldızlık gücü var. Diğerleri de her şekilde aynı arkadaşlar. Ilgaz Hatun ve Cansaray'la. Yani her özelliğinden iki tane altı yıldız, bir tane üç yıldızı var vezirimizin. Şurada da Asya Hatun'un cariye kısmı yani yaren kısmı var arkadaşlar. Ona da bakalım nasıl bir şey arkadaşlar. Harem kısmına girdiğimizde yaren dairesi diyorum. Ve bekarlar dediğimizde arkadaşlar elde etmediğimiz yarenleri görüyorsunuz. Oradan altlara doğru iniyorum. Cansaray'ı henüz almadığım için Canseray ve Asya Hatun burada listemde gözüküyor. Bunları tıklayamıyoruz arkadaşlar. Yarenleri elde etmediğimiz için. Vezir yaren ikilisini elde etmediğimiz için. Şekli bu şekilde arkadaşlar. Açıklamasında da şöyle bir şey belirtmişler. Kırım'ın fethi ile birlikte esir alınmış bir Rus savaşçıdır. Sadakati ve vefası ile sultanın kalbine girmeyi başarmıştır. Tanışmak için arkadaşlar asır rozeti ile elde edilir diyor. Yani bir nevi ılgazı nasıl elde 20 parça 400 parçacıkla ya da Janseray'da nasıl arkadaşlar 400 parçacık 20 parça ile diyorsak bu da aynı şekilde olacaktır. Yani hiçbir farkı yok. Şunu da belirteyim. Son gelen postada da arkadaşlar bilgilendirme yapıldı. Normalde avcıların savaşı etkinliği sürekli geliyordu. Yani 2 haftada bir geliyordu. Artık bundan sonra bunun sürekli gelmeyeceğini söylediler. Güncelleme 2.7.01 ile duyurulan bir etkinlik vardı. Bunun adı üst savaşlarıydı. Üst savaşları etkinliği ile gelecek. Janseray parçası. Yani Avcıların Savaşı'nda nasıl Cansaray parçası elde ediyorsak... ...üst savaşlarında da aynı olacak. Bir hafta Avcıların Savaşı, bir hafta üst savaşları olacak diye düşünüyorum. Bu tamamen kişisel düşüncem. Asen ah, Motsun biliyorsun işte bu şekilde söyledin gelmedi falan demeyin arkadaşlar. Ya Bazı bilgileri paylaşamadığımız için ya da e, bazı bilgiler bizimle paylaşılmadığı için bunları aktaramıyoruz. Sadece benim düşüncem bu şekilde. Yeni sistemde ne olacak? Bir hafta Avcıların Savaşı, bir hafta bu üst savaşları olaraktan Cansaray parçalarını verecek. Çünkü... Şöyle bir şey var arkadaşlar. Ilgaz Hatun'u da elde etmek zordu. Çünkü etkinlik sayısı da azdı. Sonrasında ne yapıldı? Jansaray ya çıkartıldığında arkadaşlar. Etkinlikler çoğaltıldı. Jansara için etkinlik. Ilgaz Hatun için etkinlikler yaratıldı. Ve daha fazla parça verilmeye başlandı bununla ilgili. En basitten şöyle göstereyim. Fırsat dediğinizde arkadaşlar görüyorsunuz bakın. 5 tane parçacık veriyor. Yani bu şekilde arkadaşlar her yeni vezir geldiğinde eskilerini biraz daha almak kolaylaştırılıyor. Neden? Çünkü zaten mükemmel vezirler. Yani zor süreci olan vezirler arkadaşlar. Bu yüzden hani biraz kolaylaştırma yapılabiliyor. Etkinlik sayısı arttırılabiliyor. Ya da etkinliklere ufak tefek düzenlemelerle bu parçalar ekleniyor. Benim düşüncem de bu şekilde. Tekrardan bakmak istiyorum Asya Hatun'umuza. Gayet güzel bir vezir arkadaşlar. Diğer iki vezirde de olduğu gibi. Ayırt edemem hani şey olarak birebir özellik olarak aynı, yetenek olarak aynı, cari olarak aynı. Tek farkı karakterin şekli. Yani hepsi birbirinden güzel kadın vezirler arkadaşlar. Dördüncüsü ne olacağını az çok tahmin edebiliyorum. Ama bu konuda bir şey söyleyemiyorum. Büyük ihtimal o da kadın vezir olabilir. Yani dördü de hanedan bekçisi olaraktan görev alacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bundan bahsetmişken şimdi artık Avrupa ticareti nedir? Nasıl oynanacak? Nasıl yapılacak? Onun için Asya sunucusuna gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar ben hesap değiştireceğim. Videomu durdurmak zorunda kalıyorum. Görüşmek üzere tekrar karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar tekrardan karşınızdayım. Asya sunucusuna geçtim. Hesabımı açtım ve size Avrupa ticareti yani ticaretle ilgili bilgi vereceğim. Karşımıza Hoca Sinan çıkıyor ve bize kısa bir bilgilendirme yapıyor. Bu kısımları geçiyorum. Arkadaşlar bir defa için kara ticareti mührü gerekiyor. Bunun için de 50 elmas gerekli. Şimdi tekrardan bilgilendirmeye geçelim. Bakalım nelermiş. Az önce hızlı geçtik. İşte ticarete çıkabilmek için kara ticareti mührü gerekiyor diyor. Bunun için de elmas gerekiyormuş. Bir tane için 50 elmas. Burada elma yazmışlar. Ben bunu yönetime bildireceğim düzeltmeleri için. 10 defa yapabilmek için arkadaşlar. Yine toplu elmas veriyorsunuz. Size 11 tane hak veriyor. 10 yeni 11. Bu biraz daha karlı gözüküyor. Şimdi ben kurallara bakıyorum arkadaşlar. Sultanım kara ticareti mührülerini kullanarak Avrupa'ya ticarete çıkın ve kıymetli ödüller kazanın demiş. Tamam güzel. Kara ticareti kısmı var birbirinden kıymetli ödüller kazanmak için bir tane kara ticareti mührü kullan ve bir defa ticaret yap. Tek seferde 10 tane kara ticaret mührü kullanırsanız ekstra bir tane ticaret hakkı kazanırsınız ve böylece 11 defa peş peşe ticaret yapabilirsiniz diye bilgilendirme yapmışlar. Sonrasında kara ticareti mührü diye bir kısım var. Orada ne diyor bakalım arkadaşlar. Kara ticareti yapabilmek için gerekli eşyadır. Elmas ile satın alabilir. Yani bu kısım arkadaşlar az önce baktığımız kısım. Yani bir tane kara ticareti mührü için 50-50 el mas vermeniz gerektiğini söylüyor. Evet arkadaşlar ödül kısmına geldiğimizde belirtilen sayıda ticaret yaptığınız zaman ödül kazanırsınız. Aktivite sona erince ticaret sayısı da sıfırlanır diyor. Burada gene yazım hatası var. Bunu da yönetime bildirmem gerekiyor. Aktivite sona yazdıklarını sonra yazmışlar. Sıkıntı yok. Onu da bildiririz arkadaşlar. Şimdi bir defa çekiliş yapalım. Yani ticaret yapalım arkadaşlar. Ne gelecek görelim. Bunu bir daha göstermesin bugün. Bir tane samimiyet yüzüğü geldi arkadaşlar. Yukarıda barı görüyorsunuz. Yani daha doğrusu 4 tane seçeneğimiz var. 10 defa yaparsak şu ödüller. 30 defa yaparsak şu altta gördüğünüz ödüller. 60 defa yaparsak şu altta gördüğünüz ödüller. 110'da da arkadaşlar şu ödülleri alabiliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. 110 defa yapabilmek için baya bir elmas harcamanız gerekiyor. Değer mi arkadaşlar? Değmez bence. Bir de ödüller kısmına yani süreli ödüller kısmına bakalım. Aktivitede bir şeyler veriyor mu arkadaşlar? Bununla ilgili sadece elmasa mı dayalı? Görelim onları da. Bakıyorum. Gördüğüm kadarıyla şu an için yok arkadaşlar. 3 tane yere baktım. Baktığımda arkadaşlar sadece misketle ilgili ödüller var. Ticaretle ilgili hiçbir şey yok arkadaşlar. Burada tamamen elmasa dayalı bir etkinlik olmuş. Tekrardan yaptım. Bu sefer arkadaşlar kuvvet kulesi verdi. Ya yani genel olarak arkadaşlar burası bana cazip gelmedi. Kişisel düşüncem ne arkadaşlar? Süper pay için ya da şu sandık için ya da şu kıyafetler vesaire için arkadaşlar elmas harcamaya değer mi? Değmez. Benim ön İzlenim bu şekilde. Evet arkadaşlar tekrardan kendi hesabıma geçiş yaptım. Bundan sonrasında buradan devam edeceğim. Genel olarak yorumlamak gerekirse arkadaşlar. Asya Hatun yeniliği güzel olmuş. Her zaman yeni vezir, yeni cari güzel bir şeydir. Ha, elde etmesi zor mu? Zor arkadaşlar. Ama böyle bir mükemmel veziri kolay da elde etmek mantıklı olmaz. Yani binlerce oyuncu var. Yani ad adaletli olmaz. Zor elde etmesi zor bir vezir olduğu için, önemli bir vezir olduğu için... Zor oluyor arkadaşlar. Zor vezir olmasın. Tek açıklaması bu. Çünkü basit bir şey olsaydı herkesin elinde bu vezirler olurdu. Milyarlar, milyonlar havada uçuşurdu devlet gücü olarak. O yüzden ben gayet kıvamında olduğunu düşünüyorum bu parçaların. Kolay elde edilmemesi gereken vezirler çünkü. Şimdi tekrardan vezirler kısmına gelelim. Ilgaz Hatun benim için mükemmel bir vezir. Diğerlerini elde ettiğimizde arkadaşlar bize bir ekstra veriyor mu diye sorarsınız. Ben Cansere'yi almadım yakın zamanda alacağım. Ekstra vermiyor arkadaşlar. Neden vermiyor? Şöyle uyum bonusuna girdiğinizde zaten birinci kısım max olarak geliyor. Barbaros'ta nasıl max? Yani diğer uyumları yok. Diğer vezirlerle bağlantısı olmadığı için başka bir vezirle. Bu da bu şekilde arkadaşlar max geliyor. Sonrasında uyumlama yapıyorsunuz. Yani Cansereye almış olsaydım arkadaşlar burası %60 olmayacak. Ya da Asya hatunu elde ettiğim zaman %90 olmayacak arkadaşlar. Bunlar devşirmeler gibi, muhteşemler gibi şurada görüyorsunuz mesela sol tarafta %80 yazıyor ya. Böyle bir aralarında uyum yok arkadaşlar. Bu aklınızda bulunsun. Ilgaz hatun, Cansaray hatun, Asya hatun hepsi birbirinden bağımsız. Şöyle bakalım burada görebilecek miyiz? Barbaros gibi düşün. Sol taraf nasıl mesela %30? Ilgaz hatun da, da aynı şekilde, Cansaray da, da aynı şekilde, Asya hatun da, da aynı şekilde olacak arkadaşlar. Başka bir vezirle birleşimi yok. Kendi başına bir devlet gibi düşünün. O yüzden hani diğerlerini aldığım zaman a %60 olacak, %90 olacak diye düşünmeyin. Kızıl Eftelya'da da aynı şekilde bakın. O da max arkadaşlar sol tarafı. Floransa Davut da aynı şekilde max sol taraf. Başka bir vezirle uyumu birleşimi yok. Her şeye baktığınız zaman diyeceksiniz ki şu alt kısma gelelim. Rakipsiz güçler diyor. İkisini yan yana gösteriyor. Bunun hiçbir bağlantısı yok arkadaşlar. Tam rakipsiz güç. İkisi birbirinden farklı bizdir. Hiçbir uyumu yok. Bu arada buraya girmişken tekrardan şunu da belirteyim. Tekrardan diyorum. Hiç bahsetmedim aslında da. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu kısımlarda değişti. Ödüller sistemi falan. Yani şu ünlü vezirler falan geldi. Sonrasında işte Asya Hatun eklendi. Başka değişiklik var mı? Şu an için yok arkadaşlar. İki tane seçenek işte şuraya bir vezir eklendi. Sonra ünlü vezirler diye bir kısım geldi falan filan. Yani anlatabileceklerim bunlar arkadaşlar. Yani Asya Hatun'u alabilirseniz güzel vezir. Ilgaz alamamışsınızdır. Janser'i alamamışsınızdır. Belki Asya Hatun başka etkinliklerle başka şekilde gelecek. Kolay elde edeceksiniz bunlara nazaran. Ilgaz Hatun ve Canseray'a. Belki sizin için avantaj olacaktır. Yeni vezir yeni fırsat demektir. Ben bunu söyler bunu bilirim arkadaşlar. Düşünüyorum başka bu konuyla ilgili anlatabileceğim bir şey var mı? Şu an için yok arkadaşlar. Üst savaşları yani etkinliği geldiği zaman bununla ilgili gerçekten güzel bir video hazırlamak istiyorum. Çünkü merak ediyorum. Hani Cansaray parçası veriyorsa zorlu bir etkinlik olacaktır. Sunucular arası bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Kendi sunucumuzda Cansaray Hatun'u bu kadar basit vereceklerini düşünmüyorum. Ama belli de olmaz. Bunu ilerleyen zamanda göreceğiz arkadaşlar. Profil kısmına gelerek sizlere yavaş yavaş veda etme vakti geldi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bildirim özelliğini açaraktan yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bugünlük tüm söyleyeceklerim bunlardı. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.